Devam ediyoruz ana habere. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sevgili seyirciler, başta yerel seçim, ekonomik kriz olmak üzere tabii biliyorsunuz bütçe maratonu da başladı. Bütün bunları konuşacağız. Konuğum Sayın Çetin Osman Budak bizlerle birlikte. Sayın Budak, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Evet, şimdi ekonomik krize geçeceğim ama bütçe görüşmeleri başladı. Bir maraton diyoruz biz buna. Ekonomik krizden yola çıkarsak Sayın Kılıçdaroğlu ve diğer muhalefet parti liderlerinde bugün AKP iktidarına çok sert eleştirileri vardı. Siz neler düşünüyorsunuz? Evet. İyi yayınlar, çok teşekkür ediyorum. Şimdi bugün Dünya İnsan Hakları Günü. Evet. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü. Öncelikle bugün de Türkiye'deki o tek adam rejiminin, otoriter rejimin insan hakları ile ilgili inanılmaz kötü bir karnesi var. Birkaç tane rakam söyleyip ondan sonra sorunuza döneyim. Şimdi son 16 yılda 7910 kişinin yaşam hakkı ihlal edilmiş. Evet. Devlet tarafından. 14960 kadın cinayeti işlenmiş. 22224 kişi iş cinayetlerine kurban gitmiş. 21320 kişiye işkence ve kötü muamele yapılmış. Çocuklara cinsel istismar %434 artmış. Kadına şiddet %1400 artmış. Bunlar hep resmi kaynaklardan alıyoruz. Tutuklu ve hükümlü sayısında da %285 artış yaşanmış. Son 16 yılın kötü kara tablosu bu. Onun için bunlar kayıtlı olanlar, yani kayda geçmiş kayıtlı olanlar. Birçok rakam var sıkmamak için başta söyleyeyim. Böyle bir 10 Aralık'ı karşıladık bugün ve bugün de bütçe başladı. Evet. Bütçe hakkı diye bir şey vardır. Ve bu kolay kazanılmış bir hak değildir. Büyük mücadelelerle verilmiştir. Ve bütçe hakkı halkın hakkıdır. Çünkü vergiyi veren odur. Onların temsilcisi olan bizler de o denetim işini yerine getiririz. İşte böyle bir günde, Dünya İnsan Hakları Günü'nde insan hakları ihlallerinin çok yoğun yaşandığı bir dönemde bütçeye başladık bugün. Bütçede de şöyle rakamlara baktım. Özellikle de muhalefet partilerinin biri hariç çok net, çok ciddi eleştiriler oldu. Haklı eleştiriler. Yani başlıklara baktığınız zaman tablo tamamen 16 yılda ülkeyi nereden alıp nereye getirdiklerinin kanıtıydı. Şimdi bugün ben şöyle Sayın Berat Albayrak'ın konuşmasına göz attım. Hı hı. Buradaki en önemli şey de şöyle göstereyim. Bütçede tamamen vergi gelirlerine yönelik %20'lik bir artış sağlıyorlar. Yani halkın sırtına önümüzdeki yıl 2019'un 1 Ocağı'ndan itibaren belki bekletirler 31 Mart'ta çünkü seçim var. Muhtemelen oraya kadar bekletme gayreti içinde olacaklar ama hiç ekonomi öyle değil. Sadece ben vergi gelirleriyle ilgili yaptıkları çalışma ve bütçeye koydukları rakamlara baktım. Bir kere vergilerde ortalama %20 artış var. Ama en büyük artış özel tüketim vergisi, KDV, içeride alınan KDV, dışarıdan alınan, yine ithalden alınan KDV. Bakıyorsunuz bunların içinde bir de önümüzdeki sene ödeyecekleri faiz var. Faiz, borç değil. 117 milyar lira, yani 117 katrilyon gibi bir büyük parayı önümüzdeki yıl faiz ödeyecekler. Hep diyordu ya Erdoğan, işte faizle mücadele edeceğiz. Bu faiz lobisi, kimin faiz lobisi olduğu ortada. Ana para bir yerde dururken önümüzdeki yıl bizim ödeyeceğimiz vergi, faiz 117 katrilyon lira. Bunun altından kalkacak olan yine halk. Zenginin tuzu kuru. Yani gene işçi, emekçi, vatandaş, ücretli, asgari ücretli, çiftçi, köylü, yani toplumun büyük kesimleri, %90'ını kapsayan büyük kesim. Çünkü ülkenin gayri milli gelirinden %1, %57'sini karşılıyor. Yani %57'si sadece nüfusun %1'i tarafından kullanılıyor. Onun dışındakiler de kalanını harcıyorlar ki bu da büyük halk kitleleri. Asgari ücretli, köylü, çiftçi, memur, yani sabit gelirli, dar gelirli olanlar. Vergiyi de oraya yüklüyorlar. Yani bu ödenecek faizler ayrıca halk tarafından ödenecek ama bütçe hakkı sarayda. Yani denetim noktasında fonlar kurdular, fonlar aracılığıyla harcama yapıyorlar, bütçe dışı harcamalar yapıyorlar, fonlar aracılığıyla harcama yapıyorlar. Bunların hiçbirinin denetimi yok. Örnek varlık fonu mesela. Denetimi aldılar, hazine denetimini aldılar, kendilerine bağladılar, istediği adama denetlettirir. Bilmiyoruz. Yani evet, bir şirketiniz varsa muhasebeciye verip ya da bir denetçiye verip denetlettirirsiniz, orada ne olduğunu bilmiyorsunuz. Şimdi böylesine bir bütçe aslında zulüm bütçesidir. Halka zulmedilecektir. Nasıl edilecektir? Vergiler yoluyla. Vergileri arttıracaklar, saraylarında keyifleriyle oturacaklar, smotilerini yiyecekler, ejder meyvelerini yiyecekler. Halk onların masraflarını karşılamak için gece gündüz çalışacak ama bir simit çay hesabı var biliyorsunuz. Evet. Bir simite bir çaya mahkum olacaklar. Yani durumlara şimdi asgari ücretli dedik, işte komisyon çalışmalarını sürdürüyor. Önümüzdeki dönem asgari ücret ne kadar olacak diye 1604 lira mevcut durumu. Ama ne kadar olabilir? İşte CHP'nin getirdiği teklif var, sendikaların getirdiği teklif var. Bu rakama ne kadar yaklaşılacak? Şimdi aslında bu Fransa'da yaşanan olaylarda akaryakıt zamlarıyla başladı o protestolar ama biz sık sık canlı yayın da yapıyoruz bu eylemlere ilişkin. Yakından takip ediyoruz. Evet, yakından takip ediyoruz. Bu bir şeyleri gündeme getirmek için değil. Yani oradaki Fransız halkının neye karşı bu isyanı çıkardığı. Dün bir eylemci çadırından yayın yaptık. Orada eylemcinin biri diyor ki, sorduk asgari ücret alıyorum dedi. Ne kadar dedik? 1200 euro dedi. Yani evet, 1200 euroya 3 kişilik bir aile kesinlikle geçinemiyoruz dedi. İşte bir çocukları, bir eş geçinemiyorlarmış. Şimdi Türkiye ile kıyasladığımızda... Onun karşılığını da verelim. 1200 euronun evet, TL karşılığını verirsek 10 bin liranın üzerinde. Yani düşünün. Evet. Türkiye'ye dönüp bakın, neredeyse bunun işte 1/10 ya da işte 2'si diyebiliriz. Hı hı. Ya inanılmaz fark var arada. Ya şöyle de denilebilir, 220 euro falan, yani bugünkü euro kuruyla, önceki euro kurları, hı hı, o Ağustos, Eylül'deki kurlarla yaptığınız zaman bu %50 euroya iniyor. Yani dünyadaki, Avrupa Birliği'nde, eğer Avrupa Birliği'nde olmuş olsaydık en düşük asgari ücret bizde olmuş olacaktı. Ve şu anda da dünyanın en düşük asgari ücretine sahip ülke Türkiye. Evet. Hiçbir zaman için büyümeden pay almadı asgari ücretli ya da dar gelirli. Hiçbir zaman için almadı. Hatta enflasyon oranında bile almadı. O yüzden biraz önce değindiniz sarı yeleklerle ilgili. Fakat oradaki asıl meselenin bizde olduğu gibi orada da biraz çarpıtıldığını, yani benzin zamlarını efendim işte bunlar şey yapıyorlar, protesto ediyorlar diye başladı. Aslında bardağa taşıran son damlaydı. Son damla. Bir baktığınız zaman taleplerine baktım oradaki sarı yeleklilerin ya da halkın büyük çoğunluğu diyelim. Çünkü sağcı solcu falan yok. Kendiliğinden başlamış bir hareket. Ne bir sendika önce olmuş, ne bir siyasi parti önce olmuş. Kendiliğinden başlamış bir imza kampanyasıyla başlamış ve sonra taleplere baktım. Talepler bizdekiydi. Yani işte vergiler yüksek, vergi çok kazanandan çok, az kazanandan az alınsın. Asgari ücret yükseltilsin. Talepleri son derece doğal. Asgari ücret yükseltilsin. Oradaki yaşam koşullarını iyileştirelim. Şeyin üzerinde, büyük halk kitlelerinin üzerindeki baskıdan bahsediyorlar. Aslında Türkiye ile mukayese edilemeyecek kadar insan haklarının yani ileride olduğu bir ülkede tabii. olmasına rağmen. Şimdi bize dönecek olursak, biz hafızaları tazeleyelim. 2015. Şunu da karşılaştıralım mı Çetin Bey? Şimdi asgari ücretli iki ülke arasında ve diğer tabii Avrupa ülkeleri arasında uçurumlar var Türkiye ile. Tamam, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dedi, ne dedi? Bir acı reçete varsa bedelini hep birlikte ödeyeceğiz dedi. Ama hiç öyle değil. O ülkelere bakıyorsunuz, refah seviyesi son derece yüksek. Buna rağmen bu eylemler yaşanıyor. Ama ülkeyi yönetenlere bakın, bizdeki gibi şatafat, sınırsız lüks yok. Yani burada da bir eşitsizlik söz konusu. Kesinlikle tabii. Hiç adil değil. Şimdi bir kere şunu net ifade etmek lazım. Dönüyorsunuz, bakıyorsunuz, Fransa ile Türkiye'nin mukayese edilebilir bir tarafı yok. Bırakın işte Hollanda ile, Belçika ile, Almanya ile, İtalya ile, ki oralarda da insanlar geçim sıkıntısında olduğunu söylüyorlar. Ama bu kadar baskının, demokrasiden bu kadar uzaklaşılan bir tablonun orada olmadığını görüyorsunuz. Yani karşılaştırmayı yaparken bir fedakarlık istiyorsanız ilk önce siz kendinizden başlayacaksınız. Ailenizden bir fedakarlık istediniz. Dediniz ki işler iyi gitmiyor. Yani biraz artık tasarruf edelim. Tasarruf etmek de değil. Biraz lüksümüz varsa ondan da vazgeçelim. deyip ilk önce kendinizden, yani üstünüze bir şey... tasarrufu kim yapar ailede? Baba yapar. Aile reisi değil mi? Aile reisi yapar. Evet. Yani o başlar, örnek olur çocuklarına. Şimdi bakıyorsunuz lüks şatafat daha da büyümüş durumda. Sadece kendi maaşını, Erdoğan'ın kendi maaşına baktığınız zaman kendi maaşını çıkartmış işte 56.000 liraya. Ki o maaş zaten yani ne doğalgazı var, ne mutfağı düşünüyor. Öbür taraftan hanım işte bir şey istediği zaman bir dünyada bir elini balda, yani dünyada yenilmeyecek kadar. Marka duymadığımız yiyecekleri ayakkabılar. Orada duyuyoruz yani. 2500 euro, 3000 euro, 10.000 euro bir çantaya verilir mi? Evet. Bunları biz görüyoruz gözlerimizde. Halk da görüyor. Sonuçta eğer tasarruf edilecekse ilk önce siz tasarruf edeceksiniz. Bir de zaten neyini tasarruf edecek? Yani hesabı yaptığınız zaman bir asgari ücret tespit komisyonunda konuşuyor. Hı-hı. Oradan bir alıntı yaptım. Hesabını yapıyor, işte diyor ki ev kiram 850 lira, mutfak giderlerim şu, benim bir de kredi borcum var, kredi kartı borcum var. Bunları yaptığım zaman elimde bir şey kalmıyor. Üstüne de bir kredi kartını öderken öbürüyle de onu takviye ediyorum. Yani borca takla attırıyorum. Yani ki bu bence en iyilerinden biridir. Asgari ücretle geçinmeye çalışan. Evet, yani şimdi şöyle hatırlatmak lazım. Eğer bugün asgari ücret gene 1603 lira falan, yani komik para tabii yani. 220 euroya falan denk geliyor. Yine bizim 2015 yılındaki seçim bildirgemizde asgari ücret 1500 lira olmalı dedik. Baskı yaptık. Ona rağmen 1300 dediler. Eğer olmasaydı şu anda 1500'ün altındaydı asgari ücret. Açlık sınırı şu anda ülkemizde 2000 lira. Biz yine diyoruz, bugün genel başkanımız konuşmasının sonunda bizim belediyelerimizde 1 Ocak 2019'dan itibaren en düşük maaş 2200 lira olacak, buradan taahhütünü veriyorum dedi. Bu bir mesajdır. 2200 liranın altında bir ücreti kabul etmiyoruz. En az 2200 lira ama. Baktık, hesapladık. Son bir senede döviz nereden nereye gelmiş? Sadece döviz artışını asgari ücrete net olarak yansıttığınız zaman 2300 lira olması lazım asgari ücretin. Ortalama olarak 2300 lira olması lazım. Bu asgari ücret tartışması aslında biraz daha abeste iştigal şundan dolayı. Asgari geçim endeksine baktığınız zaman açlık sınırı 2000 lira. O yüzden asgari ücretin en az 2200 ve bunu artık toplumda duyarlı olması lazım. Çünkü 10 milyona yakın insan asgari ücretle geçiniyor bu ülkede. Yani en azından resmi rakamlar böyle. Asgari ücretin altında mesela öğretmenler var, sözleşmeli öğretmenler. 800 lira, 900 lira maaş alıyor. İnanılır gibi değil yani. 800 lira, 900 lirayla her gün 2 simit yeseniz zaten para etmiyor. Doğru, feci. Şimdi yani bizim bu tabii konuştuğumuz bence en iyi koşullarda geçinmeye çalışanlar. Ama düşünün 4 kişilik bir aile 1603 lira. Ev kirası var, doğalgazı var, elektriği var. Yine kış günleri geliyor. Evet, yani Çetin Bey, hakikaten ben düşünüyorum, benim aklım hafsalam almıyor. Biz çok zor geçiniyoruz. Yani o insanların çocukları okula nasıl gelip gidecek, ders kitaplarını nasıl alacak, beslenmelerine işte bir dilim ekmek peyniri nasıl koyacak, hiç mi vicdan yok? Vicdan yok. Vicdan yok çünkü herkes sarayda yaşıyor gibi düşünüyorlar. Çünkü ben zannetmiyorum 16 yıldır ülkeyi yöneten Erdoğan bir kere olsun bir Sakarya Caddesi'nde ya da işte Pursaklar'da şöyle sokak arasında dolaşsın. Görmedik. Çünkü programı oluyor, 1500 kişi birden koruyor. Bir otolastikçiye giriyor sadece halkın arasındayız diye. Gidip bir gecekonduda oturup asgari ücretle geçinen birisinin evine oturduğu zaman, yani hiç olmazsa bunu 3-5 defa tekrarladığı zaman görecektir ülkeyi ne hale getirdiğini. Halk biliyor bunu. Halk çünkü kendi bütçesini biliyor. Bizim vatandaşımız şeydir, inançlıdır. Evet. Yani inançlıdır ama artık cepler boşaldı. O cepler boşaldı. İsyan kapıda. Bu sosyal patlamalara sebep olabilir. Bu uyarıları yapıyoruz. Saray ve yanındaki 3-5 yandaşı, biz beşli çete dedi Genel Başkan, haklı, o müteahhitlerin dışında. Türkiye'de iş yapan ne esnaf şu anda mutlu, ne sanayici mutlu, rakamlara da yansımış durumda. Yani benim bunları konuşurken bile şöyle gözümün önüne getirdiğimde vicdanım sızlıyor. Bu ülke biz madem hani bizi yönetiyor, başımızda bir cumhurbaşkanı var, hepimizi evlatları, çocukları olarak görmeli ve birazcık vicdan, yani birazcık. Ben öyle de demiyorum. Yani demokratik ülkelerde özellikle ülkeyi yönetenler, ülkesinde yaşayan insanların kaderlerini tayin ederler. Bunlar yani bir baba gibi falan davranmak değil de demokrasinin gereği neyse onu yapmak, onu beklemek durumundayız. Gerekçesi de şudur. Eğer vergiyi tabana yaymak yerine refahı tabana yaymış olsaydı, bu kadar para bolluğu varken gidip betona, yandaşa yatırım yaptırmak yerine, o 5 çete ya da neyse o büyük müteahhitlere yaptırmak yerine üretime yatırım yapmış olsaydı, katma değeri yüksek ürünlere yatırım yapmış olsaydı, o bol para döneminde hem işsizlik bu seviyelerde olmayacaktı. İşsizlik bütün kötülüklerin anasıdır diye bir söz söyledi Sayın Genel Başkan. Doğrudur. İşsiz adam ne yapacak? Ya evinde oturacak, evinden dışarı çıkmayacak, ya da işte biraz önce verdiğim bir yeni örnek gibi kötü yollara sapacak. Onun için zaten bu kadar hırsızlık, yolsuzluk, arsızlık bu seviyelere çıkmış durumda. Evet. Bu sebeple ülkeyi yönetenlerin aslında ilk önce kendinden başlayarak, zenginden daha çok, bir daha tekrarlıyorum, fakirden daha az vergi alacak şekilde, gelirine göre yani gelir adaleti sağlayacak şekilde davranması gerekirken baktık bütçe kitapçığında baktık, evet, yine bu 3-5 yandaşa yapılmış bütçe, halkın bütçesi değil. Halkın bütçe hakkını burada yine gasp ettiler. Sonuç itibariyle komisyonlarda mücadele ettik, uyarmaya çalıştık ama bütçenin durumu bu. Yani evet, önümüzdeki yıl çok kolay bir yıl olmayacak. Daha kara bir yıl bekliyoruz. Gariban, fakir, evet, fukaralar için çok kolay bir yıl olmayacak. Evet. Peki Çetin Bey, bütün bu konuştuklarımız sizce seçime nasıl yansıyacak? Yani şimdi gelen anketler bu ekonomik krizle birlikte AKP'nin oylarında önemli bir düşüş olduğunu, evet, gösteriyor. Muhalefet partileri bunu nasıl kullanacaklar? Çünkü dediğiniz gibi bizim toplumumuz inançlı bir toplum ve AKP'de bu konuda çok maharetli bu konuyu istismar etmekte. Evet. Dolayısıyla nasıl kullanacak muhalefet bunu? Şimdi 2009 yılında global kriz dedik ama dünyada en çok etkilenen 2-3 ülkeden bir tanesi oldu Türkiye 2009'da ve üst üste küçülme yaşandı. Resesyona girdi. Çok insan işsiz kaldı. Çok insan kendi işini yıllarca büyüttü, esnaf, sanayici işini kaybetti o dönemde. Ve 2009 seçimlerini hatırlayalım. 2009 seçimlerinde birçok belediyeyi kaybetti AKP. Ondan çok daha ağır bir tabloyla karşı karşıyayız. Ve burada verebilecekleri çok fazla bir şey de olmadığı zaten bütçe kitapçığında var. Verebilecekleri hiçbir şey kalmadı. Çünkü bütçenin bütün kaynaklarını kuruttular. Bunları yandaşlara verdiler, betona gömdüler. Döviz garantisi verdikleri köprüler var biliyorsunuz. 3. havalimanı var. Efendim şehir hastaneleri var. Evet. Ve önümüzdeki yıl bütçeye koydukları rakam inanılmaz ama bizim hesaplamalarımıza göre sadece önümüzdeki yıl 15 milyar yani 15 katrilyon buraya deli dumruk köprülerine para aktaracak gene yandaşına. Niye dönüştürmedin? Kriz ortada, krizi kabul ettiniz. Niye bunları TL'ye döndürmediniz diye sormak lazım. Yani bunları hiçbir şekilde düşünmüyorlar. Hala döviz ihalelerine devam ediyorlar ama millete de yastık altındaki dövizi altına getirin bozdurun diyorlar. Bu halk artık inancını kaybetti. Onun için 31 Mart'ta gereken cevabı, gereken dersi halkımız sandıkta verecek. Bu net gözüküyor. 2009 örneğini onun için verdim. İşler hiç yolunda gitmiyor ve bugün yaşadığımız ortamda o günlerden çok daha kötü. Kışa doğru gidiyoruz. Yine o asgari ücretli işçiden bir örnek vereyim. 15 günde 150 lira doğalgaz parası verdim. Bu aylık 300 liraya çıkacak diyor. Kış ayları zaten kapımızda, daha da ağırlaşacak. Bu paralarla, bu harcamalarla ayın sonuna getirmesi mümkün değil. Yani biraz vicdan diyorum ben de sizin gibi. Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bir hesap vardı, çay simit hesabı. Evet, yani 1 lira 75 kuruş çayı kabul etti. 1 lira 75 kuruş simidi kabul etti. 4 kişilik bir ailede bunun hesabını yaptı. 26 lira asgari ücretliye 26 lira para kalıyor sonunda. Kredi kartı, başka borçlar yapılmadan sadece simitle bozdur harca 26 lirayı. O yüzden ağır günler, hepimiz için ağır günler geliyor. Buradan çıkış yolları var. Biz bu çıkış yollarını defaten söyledik. 13 maddelik bir çıkış yolu önerimiz var. Bunun başında demokrasi ve hukukun üstünlüğü geliyor. Yani uzun uzun sıralamak istemiyorum ama birkaç örnek verirsem. Hı-hı. Merkez Bankası Hı-hı. tam bağımsız olmalı. Aynı zamanda üretime verilmeli bütün teşvik, betona değil. Betona gömdüler, beton artık betona yaptığınız her türlü yatırım bittiği anda ölü yatırımdır. Tabii. Şu anda elimizde dünya kadar betona yapılmış yatırım var. 2 milyona yakın konut var ve yine orada o konut sahiplerini, daha doğrusu konut stoğu elinde olanları kurtaracak projeler üretiyorlar. Onun yerine direkt üretime geçilmesi gerekir. Bunları sıraladık ama siz anlamazsınız diyen bir zihniyet var. Yani zaten sorun orada. Hani bir sorun olur, ülkenin sorunu olur el birliğiyle ki bu çok çok önemli, yani partiler üstü bir sorun. Ekonomik kriz tamam, bu ülkenin başına siz bela ettiniz ama çözmek isteyenler var. Siyasi partiler, muhalefet partileri çözüm noktasına ortak olmak istiyorlar. Onu dahi kabul etmiyor iktidar. Maalesef. Maalesef. Çünkü liyakatlı kadroları da kalmadılar. Tek adam rejiminde bir kişi, halkımız bir kişiyi seçti, o artık herkesi seçiyor. Kim biat ederse, kim aleyhinde tek kelime etmezse onların yanına seçiyor. Şu anda öyle, yani bizim meclisten gitmedi oraya bakanlar. Evet. Sen dedi. Onlar da bakan falan değil, sadece bakıyorlar. Bürokrat çünkü, sadece bakanlar. Bir örnek vermek gerekirse, bir sektörün bir sıkıntısı oldu, bana geldiler. Ve dediler ki işte bu konuyla ilgili bize yardımcı olun. Peki dedik, yani ilk önce siz kendi örgütlerinizden bir çalışma yapın. Derneklere gidin, onlarla birlikte işte bakanlara gidin. Evet, gittiler, bakanlara gitmişler, bakan yardımcılarına, genel müdürlere. Onların bir tavsiyesi oluyor. En son bakanın tavsiyesi, bir ara ben Cumhurbaşkanı ile görüşürken size de haber vereyim de gelin siz onu anlatın olmuş. Bakın şimdi bir bakanın bile küçücük bir sorunla ilgili küçücük bir yetkisi bile yok. Kendi seçtiği bakanın yanına vereceği bir bakan yardımcısı da yok. Talep ettiler bu bakanlar, ben biliyorum bazı bakanlıklarda. Hiç olmazsa bir kişi bakan yardımcısı olarak alayım demesine rağmen kendi bakan yardımcılarını da kendisi atadı. O yüzden tek adama verdiğiniz zaman bütün sorumluluğu, o tek adam da ülkeyi bu hale getirir. Tek beşer akılla yönetiliyor yani ülke. Beşer, her karar bir kişiden çıkar mı? Evet. Basit küçücük bir sektörün sorunu bile ancak ona ulaşabilirseniz çözülüyor. Ulaşamazsanız çözülmüyor. Asgari ücretli sendikalar aracılığıyla ulaşması lazım ama sendikalarımızın durumu da ortada. Biz 2200 lira diyoruz, sendikalarımız verdikleri öneri 2000 lira. Bu doğru değil. Peki Çetin Bey, şimdi ekonomik kriz diyoruz, işte siyasilerle konuşuyoruz, ekonomistlerle konuşuyoruz. Bir kere şunu söylüyorlar, yani bir şeyin, bir problemin çözülebilmesi için önce sorunun olduğunu kabul etmek gerekir. İşte ekonomi yönetimi, siyasi iktidar bir kere bunu kabul etmiyor diyor. Ardından ekonomik kriz nasıl olur? Üretim yok ülkede, daha ne olsun diyorlar. Evet, üretimi bitirdiler diyor. Dolayısıyla ben biraz oradan konuşmak istiyorum. Mesela şimdi çarşıya, pazara gidiyorsunuz. Yanına yanaşıyor. Pazar bile artık her baba yiğidin gidip de öyle alışveriş yapabileceği bir yer değil. İşte kış mevsimindeyiz. Soğan biliyorsunuz çok popüler oldu. Alınamayışı nedeniyle, artan fiyatlar nedeniyle. İşte kış mevsimidir, nedir meyvesi? Mandalinadır, portakaldır, yanına varılmıyor. Sizin bölgenizden de yola çıkarak nedir bu üretim durumu? Şimdi bir kere Antalya'dan örnek vereyim. Antalya çünkü yaş sebze meyvenin başkentidir, yani tarımın başkentidir. Neredeyse Türkiye'yi besler. Özellikle seracılık çok gelişmiş durumda. Antalya'da aşağı yukarı 480.000 tarım arazisi yok olmuş durumda. Antalya gibi bir yerde, yani yılda 2 ya da 3 defa ürün alırsınız. Köylere gidiyoruz seçim çalışması ya da normal siyasi çalışma için. Köylerde genç kalmamış. Köylerin yaş ortalaması, Türkiye genelinde de böyle. Yaş ortalaması 55-57 yaş. Şimdi artık son köylerdeki son neferler onlar. Yani üretim neferleri diyorum. Ben babam da benim küçüklüğü köyde geçmiş, tarım kesiminden akrabalarımız var. Onlar sabah gün doğarken tarlaya gider, gün batarken tarladan çıkarlar. Ve her şeylerini, bütün geleceklerini de oraya bağlamışlardır. Hayvancılık yaparlar, işte ürün ekerler tarlalarına. Fakat öyle bir durum söz konusu ki artık üretmiyorlar. Hatta bir yerde, Elmalı'nın bir köyünde arabayla geçiyoruz. Tarlada bir karı koca çalışıyor, yaşları da yüksek. Ondan sonra durdurdum arabayı, gittim yanlarına. Nohut hasatı yapıyorlar. Bizim yaylalarda öyledir yani, nohut hasatı yapıyorlar. Ne haber, nasılsın, iyi misin falan, ne yapıyorsunuz, nohut hasatı. Nasıl, bu sene para kazanacak mısınız buradan? Ne gezer dedi ya. Bir arkadaşım var dedi. Yan tarlanın sahibi, o ekmedi dedi. Niye dedim? Ekmek, ekmemekten daha ama dezavantajlı. Çünkü sebebini de şöyle diyor. Yani işte ilaç, evet, gübre, bu geçen yılın meselesi, bugün de değil. İlaç, gübre falan, söylediği şu: ben bu sene ektim, pişmanım. Seneye ben de bu tarlayı ekmeyeceğim. Neden? Zarar ediyor çünkü. İşte neden? Karısıyla hasat yapıyor, zarar ediyor. Bırakın yani üstüne toprağa verdiğinin karşılığını alamıyor. Yani ekmeyen daha kârlı şu anda. Bunun için üretmiyorlar. O yüzden hayvanı ithal ediyoruz. Hayvanı ithal ettik, saman yok, samanı ithal ediyoruz. Yem yok, yemin ham maddesi saman yok. Saman ya, utanç verici bir şey. Ot ithal samanın ediyoruz. İthal edilmesi. Yani ot, slash diyorlar. Yani onu ithal ediyoruz artık. Tarlalar ekilmiyor. Bu sene çok daha beter bir durum söz konusu. Önümüzdeki yıl bunun sancılarını çekeceğiz. Gübre fiyatları, mazot fiyatları, ilaç fiyatları yükseldiği için ekin ekildi. Artık bundan sonra ilaç atılacak, gübre atılacak. Fakat hiçbirisini yapmayacaklar. Sadece tohumu ektiler. Atıyorum 600 kilo alacaklarsa buğdayı, bu 200 kiloya düşecek. Çünkü veremiyor. Tarlaya traktörünü sokamıyor mazot fiyatlarından dolayı. Ve destek de verilmedi. Hatırlar mısınız? Binali Yıldırım çıktı, büyük şatafatlar. İşte o zaman başbakan dedi ki, hadi size müjde dedi. Yarısı benden, yarısı sizden. Yani babasının parasını veriyor ya. Evet. Deponuzun yarısı sizden, yarısı benden dedi çiftçiye. Gören var mı? Ben vatandaşlara havale ediyorum. Bu yalanların sürdürülebilir olmadığı ortada. Ve bunun dersinin verileceği yer sandık. 31 Mart'ta önümüze sandık geliyor. Burada bu dersi vermek gerekiyor. Bu dersi verin, kendilerine gelsinler. İktidardakiler kendilerine gelsinler. Tasarrufu kendinden başlasınlar, sizden başlatmasınlar. Sizin zaten artık yiyecek ekmeğe muhtaç hale getiren bir iktidar var. Bunun dersini demokratik yollardan sandıkta vermeniz gerekiyor ki hiç olmazsa size biraz yönelsinler. Şundan emin olabilirler. Bu bütçede büyük halk kitlelerine hiçbir şey yok. Gene yandaşlarına ve faiz lobilerine. Hem yurt içindeki faiz yani lobilerine, zengini daha zengini tefeciye, evet, tefeciye, yani yurt içindeki tefeciye, Londra'daki tefecilere çok büyük kaynak. 117 katrilyon lira burada faiz ödemesi var. Ve bunu vatandaşlarımız ödeyecek. Neyini ödeyecek? Aldıkları ekmekte KDV ödüyorlar. Çeşmeyi açıyorlar, orada 5 çeşit vergi ödüyorlar. Elektrik düğmesine basıyorlar, 6-7 çeşit vergi ödüyorlar. Onlarla alacaklar. Dolaylı vergilerde. Yani sigara içiyorsa sigara üzerindeki vergi bu faiz ödemelerine, bir de sarayın giderlerine gidecek maalesef. Peki az önce neleri ithal ettiğimizi saydınız ana başlıklar halinde. Ama diyorlar ki işte AKP iktidarı, ekonomi yönetenler, ithalat ihracattan daha ekonomik, yani daha ucuza geliyor. Bu doğru olabilir mi Çetin Bey? Ayrıca yani, işte besinlerden örnek verelim. Avrupa'nın bize hangi besinleri ithal ettiğini, başta et olmak üzere biliyoruz. Gıda güvenliği, hormonlu gıdalar vesaire, bunları da göz önünde. Yani halkın sağlığı bu kadar mı ucuz? Şöyle bakın, bir kere böyle bir doktrin ekonomide yok. Yani ithalat daha ucuz olduğu için hayvancılığı bir tarafa bıraktık, et ithal ediyoruz. Ne ithal ettiğimizi bilmiyoruz. Nasıl kesildiğini, ki löpet de getiriliyor, karkas da getiriliyor. Nasıl kesildiği, hangi hijyenik şartlarda, hastalığı var mı, yok mu? Bizim karantina, sınırlardaki karantinalarda doğru dürüst çalışmıyor. Bir kere üretimi yok ettiğiniz zaman onlar size ürün vermezlerse, yani buğday vermezlerse, mısır vermezlerse, hayvan vermezlerse aç mı kalacak bu halk? Tekrar yapılması gereken, tersine göçü sağlayacak tarım teşvikleri. 2016 yılından 16 yıllık iktidarda 2006 yılında bir kanun çıkarıyorlar. Tarım Kanunu 21. maddesi. Gayri safi milli hasılanın %1'i deniyor. Gayri safi milli hasılanın %1'i tarım kesimine destek olarak verilir diyor. Verilebilir demiyor. Bu rakam da bugünkü rakamlarla baktığınız zaman 8 milyar dolar yapıyor. 5 lira desek 40 milyar lira, yani 40 katrilyon lira, yarısını vermişler. Biriken bu 2006, 12, 13 yılda biriken çiftçinin devletten alacağı, AKP devletinden alacağı rakam 150 katrilyon lira gibi bir seviyeye ulaşmış. Bunu istesinler. Çıksınlar, desinler ki açız, tarlamızı ekemiyoruz. Hakkımızı verin desinler. Çıksınlar, bu haktır. Hak talep edilir. Anayasanın herhalde 34. maddesiydi. Hakkını aramak üzere şiddete başvurmadan gösteri yapabilirsiniz. Yani bunları yapmak durumundasınız. Çünkü hakkınızı eğer vermiyorlarsa sizin anayasadan kaynaklı demokratik hakkınız var. Bunları isteyin. Şimdi önümüzde çok daha büyük bir felaketle karşı karşıya kalabiliriz. Biraz önce söylediğim gibi tarlalar ekilmiyor, hayvancılık bitirilmiş durumda ve soğan örneğini verdiniz. Önümüzdeki sene bunların hiçbirini de bulamayabiliriz. Bakın Antalya'da seracılık var, domates 2 lira. Şimdi burada bir markete gidin bakın, en az 7-8 lira. Evet. Ve bununla ilgili de bir çözümleri yok. Artık tamamen kontrolden çıkmış durumdalar, kontrol edemiyorlar hiçbir şeyi. Hal yasasında değişiklik yapmaya çalışıyorlar. Etiket tarımda denetimi vardı, saçma sapan uygulamalar yani. Bir kere siz serbest piyasayı kabul etmişsiniz. Evet. Ya polisiye tedbirlerle bunun düşemeyeceğini herkes bilir. Dünya bize gülüyor. Dünya bize gülüyor. Depo basıyorsunuz. Yani soğan, bütün suçlu soğan mı yani? Sadece soğan mı bu hale getirdi? Yoksa sizin 16 yıllık o rantçı faiz lobilerine yönelik yaptığınız kıyaklar mı bu hale getirdi? Bütün zaten vatandaş bunu görüyor. Kendi cebine dokundu şu anda. Halkımızın kendi cebine dokundu. Daha da Maliye Bakanı öyle dedi. Kötü günler geride kaldı dedi. İşte bugün büyüme rakamları açıklandı. Büyüme rakamları çakılışın ilk adımı. Kasım ayında başladı bu. Kasım'dan itibaren derin krizin içine giriyoruz. Yani iyi günler geride kaldı, kötü günler önümüzde. Bir de dalga geçer gibi. Ve tedbir yok. Evet. Alınan herhangi bir tedbir yok. Evet. Peki Çetin Bey, şimdi ben yine o zaman seçime dönmek istiyorum biraz. Evet. Gündem tabii. Nasıl aday belirleme vesaire, yani çok şeyi barındırıyor bu seçim, evet. Önümüzdeki yerel seçim. Ben hep baştan beri söylüyorum, sıradan bir yerel seçim değil, çok çok önemli bir yerel seçim. İktidar cephesinde, Cumhur İttifakı'nda al gülüm ver gülüm karşılıklı jestleşmeler var. Orası tamam yani kendi aralarında. Muhalefet ne yapmalı? Nasıl bir yol izlemeli? Aday belirlerken neye dikkat etmeli? Tabii ki karşı tarafı da izleyeceksiniz. Yani siyaset böyle bir şeydir kazanabilmek için. Tabii. Şu anda çok genel merkez çok ciddi konunun üzerinde çalışma yapıyor. Öncelikle bunu söyleyeyim. Aşağı yukarı 400'e yakın belediye belirlenmiş durumda. Ama önümüzde daha çok belediye var. Ve şunu da net söylemek gerekiyor. Yani demokrasiden yana olanlar bir araya gelmek durumunda bu seçimde. Nasıl 16 Nisan'da demokrasi güçleri bir araya geldiler? Fakat bir YSK hilesiyle, aslında bana göre çok demokrasilerde olmayacak bir şekilde o gece rejim değişikliği YSK tarafından baskıyla onaylatıldı. Halbuki en az %50 alınmıştı 16 Nisan'da. Bu bir güçtü. Daha sonra bu ittifak hiç bozulmadan devam etti. Demokrasiyi isteyenler ve demokrasiden yana olanlar ve 24 Haziran'da aslında rejim ilk seçimini yaptı. Fakat rejim ilk seçimini yaptı. İstedikleri sandalye sayısına ulaşamadılar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin orada büyük fedakarlıkları oldu. Şu anda mecliste 8 parti var. Evet. Yoksa 2 partili bir sistem istiyorlardı. 400'ün üzerinde milletvekili istiyorlardı. Bunu başaramadılar. Şu anda AKP'nin 290 milletvekili var ve bastona ihtiyacı var. Bir değneğe ihtiyacı var. Burada birinci aşama böyle geçildi. Bu 2014 yerel seçimleri ya da 2009 yerel seçimleri gibi bir seçim değil. Evet. Bu seçimlerde değiştirilen rejimin önüne büyük bir baraj kurulabilir. Bu baraj da ilk önce İstanbul'dan başlayarak İstanbul, Ankara, yine İzmir ve birçok ili burada nitelikli nüfusa sahip, Türkiye'nin geliri yüksek olan illerinde mutlaka demokrasi güçlerinin bir arada hareket etmesi gerekiyor. Buraya kadar tamam. Bundan sonrasında yapılacak iş de bu perspektiften bakarak, yani şu kadar bizim yerimiz olsun, bu kadar bizim yerimiz olsun, şu kadar bizim belediyemiz olsun değil, hep birlikte onların yaptığı gibi, bir önceki seçimlerde olmadığı gibi burada bu işbirliğinin mutlaka yapılması gerekiyor. Geçtiğimiz gün genel başkanlar bir araya geldiler. Evet. Bir takım görüşmeler yapıldı. Sanıyorum önümüzdeki birkaç gün içinde artık bu iş netleşecek. Çarşamba ya da Perşembe. Nerede ne yapılacağıyla ilgili, ilçelerde ne yapılacak, büyük illerde ne yapılacak, Ankara'da ne yapılacak, işte Antalya'da ne olacak. Bunların hepsi bu birkaç gün içinde çözülmek durumunda. Sanıyorum Cumhur İttifakı'nın genel başkanları da yarın bir araya geliyormuş. Evet, evet. Orayı da çok yakından takip ediyoruz. Erdoğan'la Bahçeli. Hı-hı. Çok yakından takip ediyoruz. Özellikle de şunu söylemek gerekiyor burada. Bütün anketlerde kendileri de görüyorlar. Özellikle Erdoğan. İstanbul alınıyor, Ankara alınıyor. Yani adaysız, daha henüz adaylar belli değilken alabiliyor Millet İttifakı. Diğer saydığımız illerde, Balıkesir'de aynı şekilde, Antalya'da, Mersin'de, Adana'da, evet, buralarda alabiliyoruz. Bu şiddet iktidarına, bu zulüm iktidarına dur denilecek bir fırsat 31 Mart. Evet. Ve bu görüntü var. İnşallah da öyle bir sonuçla karşı karşıya geleceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Size ben kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun. Sağ olun. İyi yayınlar size de. Teşekkür ederim. Evet, ana haberin bu akşam da sonuna geldik. Bizden sonra Mercek programı sizlerle olacak. Yarın saat 18'de buluşmayı umut ediyoruz. Mutlu akşamlar efendim. Hoşçakalın.